Baba, Dominant teyzeye bak ne. Sevgililer gününe hemen bir racon uydurdu. Sevgililer gününde baş başa olmak zorundaymışız ana. Ben mi uydurdum canım? Bütün dünya böyle kutluyor. Evet abiciğim, Gönül doğru söylüyor. Sevgililer gününün tarzı bu. Sevgililer günü iki kişiyle kutlanılan bir özel gündür. Öyle öyle kutlanır yani. Baş başa kutlarsın sevgilinle, karınla bir şeyle yani. Arkadaşlar, karısıyla baş başa kaldığında ne konuşacağını bilmeyen bir adama laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer Meltem Hanım vurdu, gol oldu. Buna beyciğim, sen şimdi bu mekanın adını bana vermeyeyim misin? Ya veremiyor. Yani vermesem, yani veriyor gibi vermiyorum yani. Ya. Kakacığımız yer olsun, mekanın adını sakladıksa bu mekan benim için daha cazip hale gelmeye başladınızsa. Boş ver Sultan Hanım, boş ver. Hiç ısrar etmeyelim. Hani biz birlikte olalım, birlikte kutlayalım Tetuk ama aynen. Başka mekan mı yok canım? Aynen. Vermek istiyorum aslında da şey, yani verilecek, vermenin bir anlamı yok anlamında. Şimdi niye biliyor musunuz? Çünkü orada masalar şey, iki kişilik. Yani sizin mümkün değil, aynı masada oturamayız yani. Niye? İki kişilik abi masalar, konsept öyle. Masalar hep iki kişilik yapmışlar. Yani büyük masada yok, yapmamışlar. Niye? Ne bileyim, yapmamışlar abi yani. Benim ikisim sevgililer günü ya. Herkes iki kişi böyle. Yani karı koca öyle otursunlar diye yani. Niye? Ay Haluk, niye? Ne var? Niye şaşırıyorsun? Ha pardon tabii. Yani sen böyle iki kişi baş başa bir masada oturmak nedir pek bilmiyorsun. Konuşacak bir şey yok ya o açıdan. Nasıl şık yapmışlar Meltem? Mum ışıkları, gül yaprakları. Çok hoş masalar. Böyle herkes birbirinin böyle gözünün içine bakarak yemek yiyecek ama Gönül. Ay ne Haluk ya. Ne ayıp şey. Ya tamam, geliyorum ya. Zero, yaptır hepimize rezervasyon. Hepimiz gidelim, kurtulalım şu işten ya. Ve Haluk Bey 90+3'te atak yaptı. Gönül, yapacak bir şey yok yani. Bak Haluk'la Meltem de geliyor. Vereyim artık mekanın ismini. Battı balık yan gider. Gerçekten şu kıyafetle geleceğine inanamıyorum Haluk. Davete gitmiyoruz. Alt tarafı yemek yiyeceğiz. İyi de sevgililer günü yemeği yani. Ne demek alt tarafı yemek yiyeceğiz? Yani öyle bir kural mı var takım elbiseyle gidilecek diye? Hayır ama insan azıcık özenir. Kapıya bak, kapıya bak. Bak şimdi göreceksin Tuna ile. O zero olduğu için. Merhaba. Merhaba. Güzel misin Gönülcüm? Sen de öyle. Ne var yok? Neyim bak. Ne böyle kabile mi yiyeceksin abicim ya? Bu ne kıyafet? Hasbinallah ya Rabbi ya Resulallah. Bu ne yani? Kıyafet. Böyle kıyafet olur mu Tuna'ya? Baksana nasıl şıkır şıkır giyindi. Ben o şıkır şıkır giyindim. O zero olduğu için öyle. Olur mu canım böyle bir şey? Bir özenseydin bari. Hiç öyle bir şey yok. Bu özenilmiş hali. Şurası. Burası. Ben burada restoran falan göremiyorum Tuna. Nerede hani? Burası gibi görünüyor ama. Emin misin oğlum? Şekerci yazıyor. Evet. Ben de bana yolladıkları konuma bakıyorum. Burası gibi görünüyor. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Burada hep evler var. Restoran falan yok ki. Alt kat mı diyorum acaba? Hani apartmana mı girip bir şey yapsak mı acaba? Oğlum burada incin top oynuyor ya. Ya burası hiç öyle bir eğlence mekanının olacağı bir mahalleye benzemiyor yani Tuna. Ama konum... Haluk. Meltem seninki de aynı değil mi? Aynı burası. Önümü göremiyorum. Neredeyiz Rıza? Ya bunu görmen gereken bir şey yok zaten. Dur. Baktım yani öyle ne böyle eğlence mekanına ne restorana benzer hiçbir yer yok. Tuna arasana şurayı. Arıyorum da devamlı meşgul. Yok ben de arıyorum Gönül, habire meşgul. Ya şu evlerin birini kapısını çalıp hadi sorsak mı? Dur ben hallederim şimdi. Hanım! Bu böyle bağırarak olmaz. Nasıl yapacağız? Dur bir şey soralım. Hadi merhaba. Siz de bu sevgililer günü kutlaması için mi geldiniz? Evet. Neresi acaba siz biliyor musunuz? Yok kardeş biz de bilmiyoruz. Adres burası gözüküyor. Evet ama burada hiç eğlence mekanı falan yok baksanıza. Yok. Bu arıyoruz meşgul. Aha. Arkadaşlar şöyle ki biz gayet güzel dolandırıldık. Yo
Yok artık. Öyle. Tuna. Bence Tuna'yı doğru söyleyeyim. Nasıl böyle bir şey yaptın? Sen nereden buldun ki şimdi burayı? Halimize bak, herkes oraya. Bir şey söyleyeceğim, sen telefonla yapmadın mı rezervasyonu? Nasıl yaptın yani şimdi? Ben anlamadım ki. Herkes öyle yaptı. Öf.